Bağdat Laikası sayfa 48, mektup 46, Envar Neşriyat'a göre Hafız Zühtü abinin mektubunu okuyacağız. İnşallah Kur'an'a büyük hizmet edecek olan küçük Hafız Zühtü'nün mektubudur. Bugün istinsahına muvaffak olduğum İcaz-ı Kur'an'ın bu biçare talebinize bahsetmiş bulunduğu nihayetsiz füyüzat, mefte mahkum ruhuma öyle bir tabibi hazık ameliyatı yapmış ki, müptela olduğum emraz-ı kalbi tedavi ve yeniden hayat bahşetmiş olduğundan arz-ı minnettari eyler ve bu binazir mücevherat mahzeninin diğer renkli kapılarının da açılmasını acizane istirham eylerim. 33. mektubun 33 penceresinden ayrı ayrı leman eden nurani ziyalar kalbi acizaneme feyyaz nurlarıyla gül ablar serpti. Daha birçok nur risalesini füyüzatından hisseyap olmasını barigah-ı ehadiyetten tazavru ederim efendim diyor Hafız Zühtü abi. 33. mektubu 33 penceresi yani sözlerdeki 33 pencere risalesi diye geçen risaleden almış olduğu istifade neler ona bahşetmiş. Bir, nihayetsiz füyüzat ve mefte mahkum olan ruhumuza da bir tabi bir hazık ameliyatı yapmış ve müptela olmuş olduğu emraz-ı kalbi tedavi ve yeniden hayat bahşettiğini ifade ediyor. Demek ki Risale-i Nur'larda bir tamir var, bir de ondan sonra hastalıklara tedavi var. Yani bir yaralı olan kalpleri, ruhları tedavi ediyor. Bir de sen söyle ne yapıyor? Bir de ilaç hükmünde, tamam mı, şey yapıyor. Sen söyle mukabele ediyor yani. O öyle iki bir özellik hasıl etmiş. Özellikle 33. mektup yani 33 pencere, 33 pencere risalesi diye geçen 33. söz çok büyük bir önem taşıyor. Bir nevi tedavi ediyor yani. Aynen öyle. Bu Hafız Zühtü, bu olabilir. Şöyle bir Şefkat Tokatları'nda geçen bir Hafız Zühtü diye bir zat var. Bu zat, şu Şefkat Tokatları Risalesi 10. lemada geçiyor. Yani 9. tokatı büyük Hafız Zühtü'nüdür diyor üstad. Bu zat Avrus'taki, yani Avrus şu anda şeydeki Sparta'daki işte Atabey diye geçiyor. Ağrus'taki nur talebelerinin başında nazırları hükmünde olduğu bir zaman. Bu Hafız Zühtü eğer tahmin ettiğimiz Hafız Zühtü ise Emirdağ Laikası'nda üstad aktapların içinde ona ben dua ediyorum diyor. Çok hizmet etmiş. Çok büyük hizmetlerde bulunmuş. Aktap kutuplar mı? Kutuplar içerisinde üstad bu zatın ismini zikrediyor. Demek ki acip bir manevi makama ulaşmış ki üstad hizmetleriyle beraber. Çünkü ilk yıllar yani Risale-i Nur talebeleri yok piyasada yani, anladın mı? 3-5 kişi, çok az kişiyle hizmet var. Ağrus'taki nur talebelerinin başında nazırları hükmünde olduğu bir zaman sünnet-i seniyyeye ittiba ve bid'alardan içtinabı meslek ittiaz eden talebelerin manevi şerefini kafi görmeyerek ve ehli dünyanın nazarında bir mevki kazanmak emeliyle mühim bir bid'anın muallimliğini deruhte etti. Bir bid'aya öğretmenlik yapmış. Yani dinde yer olmayan şey var. Onun öğretmenliğini yapmış. Öyle bir hata yapmış. Öyle bir kusur etmiş. Tamamıyla mesleğimize zıt bir hata işledi. Pek müthiş bir şefkat tokadını yedi. Hanedanının şerefini zir-ü zebel edecek bir hadiseye maruz kaldı. Fakat maalesef küçük Hafız Zühtü hiç tokada istikakı yokken o helim hadise ona da temas etti. Belki inşallah o hadise onun kalbini dünyadan kurtarıp tamamıyla Kur'an'a vermek için bir ameliyat-ı cerrahiye nafiye hükmüne geçmiş. Çok ağır bir demek ki ya ittihama maruz kaldı veya da bir sıkıntı yaşadı aile olarak. O yaşamış olduğu sıkıntı mukabilinde de sen söyle o günahına kefaret oldu. Şefkat tokadını ödedi. Peki üstad bak acayip çok rahmet noktasını gösteriyor tokadın. Niye böyle bu zata böyle tokat gelmiş? Onun diyor kalbini dünyadan kurtarıp tamamıyla Kur'an'a vermek için bir ameliyatı cerrahi nafiha hükmüne geçmiş. Demek ki Cenab-ı Hak bazen sıkıntılara, musibetlere bizi tabi tutuyor. Hikmeti ne? Dünyadan tamamıyla kopartıp bizi samimi olan dine bağlamamızı, namazı, niyaza bağlamamızı vesile etmek için. İnşallah. Ya çok acayip bir şey.